Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Evet, Paran Rotası'nda birlikteyiz. Bugün 9 Eylül 2013 ve aynı zamanda biliyorsunuz bugün 9 Eylül İzmir'in de Kurtuluş Günü. Bütün İzmirlilere buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyor. Aynı zamanda da bu ülke için, sadece İzmir'in kurtuluşunda değil ki bu ülkeyi bugünlere kadar getiren bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz ve bütün İzmirlileri de bugün kutluyoruz. Dileriz tarih bir defa daha bize böyle zamanlar yaşatmaz diyelim. Evet, Paranın Rotası'nda şu an sizlerle birlikte biraz özel bir program olacak. Biraz sonra bir konuğumuz daha olacak. İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mimar Sinan İnan da burada, Serdar İnan da burada olacak ve onunla şöyle bir emlak sektörünü ve bu projeleri nereye gidiyor onu da konuşacağız. Biliyorsunuz her zaman olduğu gibi yeni yayın dönemimizde de reel sektörden de konuklar alarak reel sektörde ne olup bittiğini de sizlere onların ağzından aktarmaya çalışacağız. Sorularınızı paranirotası@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Aynı zamanda da Twitter'a göndermek isterseniz @yerdinç65. Şu an reklama kadar olan bölümde sizlerden gelen soruları direkt olarak cevaplayacağım. Belki şu an birçok izleyenler biliyordur. Dün pazar günü itibariyle internet üzerinden çok yaklaşık 2,5 saatlik bir canlı yayınla sizlerin sorularını cevaplamaya çalıştım. Ve orada gelen soruları da bitiremedik. Şimdi en azından buradan ekstra gelen soruları cevaplayalım. Ayrıca dünkü yayını izleyemeyenler YouTube'dan izleyebilirler. Sevgili seyirciler, piyasalara hemen bakacağım. Piyasalarda bugün neler olabilir ve şu an dünya ne durumda ve nasıl bir seyir izliyoruz piyasalarda, ona bakacağım. Öncelikle vurgulamak gerekiyor. Biliyorsunuz, evet, İstanbul Olimpiyatlarda finale kaldı. Çok yaklaştık ama olmadı. Bunda da vardır bir hayır diyelim. Hani neyde hayır, neyde şer olduğunu biz bilemeyiz. Bunun sonu hayırlı olsun diyelim. İnşallah 2024 olur. İnşallah ülkemizde de bu olimpiyatlar yapılır. Ve Tokyo'nun olimpiyatları alması tabii şu an Tokyo borsasında çok sert yükselişlere sebep oldu. Ki inanın şu aşamada büyüme sıkıntısı çeken ve 15-20 yıldır ekonomisi sürekli %1 ve altında büyüyen, eksi büyüme oranları kaydeden Japonya buna o kadar çok sevindi ki raporlar çıkmaya başladı. Olimpiyatları almanın işte önümüzdeki 7 yıl içerisinde gayri safi yurt içi hasılda veya milli geliri %10-13 civarında arttırabileceği beklentileri ve bu şu an Asya borsalarında çok ciddi bir yükselişe sebep oldu. %2.42 yukarıda Japonya Nikkei endeksi. Diğer taraftan Çin'e baktığımızda Çin'de daha sert bir yükseliş var. %3.19 ki Çin'de de son gelen veriler oldukça iyiydi, oldukça olumluydu. Ki Çin'de bu hafta şey de bekleniyor, tüketici fiyatları endeksi de bekleniyor. Buradan da olumlu verilerin gelmesi durumunda genel olarak Asya piyasalarında olumlu havanın bir miktar daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Amerika'ya hemen dönecek olursak, Amerika'da şu an saat bizim 9'u çeyrek geçiyor. Gece yarısı ve 2'yi çeyrek geçiyor Amerika'da. Dolayısıyla piyasalar kapalı olsa da ama Amerikan endekslerinin vadelileri 24 saat neredeyse işlem görüyor biliyorsunuz. Ki bu vadelilere baktığımızda, vadeli endekslere baktığımızda, hem Dow endeksinin vadeli future endekslerine baktığımızda şu an karşımda %0.25 civarında bir artış var. Ve S&P'nin ki %0.32 civarında
Dow Jones da %0.25 artmış durumda. Her iki piyasada da oldukça olumlu bir hava var. Bu arada isterseniz şimdi grafiği verelim ve direkt olarak dolara bakacağız. Dolarda gevşeme olması bizim piyasaların açılışı öncesinde olumlu bir haber olarak yorumlanabilir. Dolarda biliyorsunuz bu 5 dakikalık grafikler bunlar. Bu sabah açılışta yaklaşık 2.05-10 seviyelerindeydi. Daha sonra geriledi ve 2.04'e kadar. Yani aslında halkın diliyle konuşacak olursak 2.042.000 civarına geriledi eski parayla. Ve 2.051.000'di sabah saatlerinde. Şöyle geriye dönük olarak baktığımızda 2.08 seviyesini gördüğü yer burası. Bu tarihi rekor zirveydi. Ve teknik olarak acaba bundan sonra dolarda nasıl bir hareket bekleyebiliriz? Hani kısa vadeli hareketten bahsediyorum şu an. Şu bölgede önemli bir destek vardı. Yani 2.05 bölgesinde önemli bir destek vardı. Bu destek aşağı kırılmış. Dolayısıyla aşağı yöndeki bu hareketin bir miktar daha devam edebileceğini ve 2.02'ye kadar gerileme söz konusunun olabileceğini söyleyebiliriz. Hemen şu bölgede bir her ne kadar şey olsa da yani şu kısım bir geçici durum olarak algılanabilir. En azından bu olumlu havanın devam etmesi durumunda 2.02.50'lere kadar bir geri çekilme beklenebilir. Dolayısıyla forex piyasalarında dolar TL kurunda işlem yapanlarda özellikle 2.05'e stop koyarak 2.04.60 civarından short pozisyon mümkün olabilir. Tabii bu kısa vadeli analizdi. Hemen günlük grafiklerle bir bakalım isterseniz. Şu bölge yani şu seviye 1.92 seviyesi ve 2011 yılının sonunda görülmüştü. Daha sonra 1.74'e kadar düşmüştü ve bakın şu aralıkta çok sıkışık hareket ettikten sonra en son Mayıs ayından itibaren küresel piyasalarda başlayan dalgayla ve Amerika'nın faiz arttıracağı beklentileriyle yukarı yönde hareket çok sertleşmişti ve 2.08 seviyesine kadar geldi. Tabii bu sürekli bir yükseliş trendi olması imkanı yok ama doların ana trendinden uzaklaştığını görüyoruz. Yani ana trendden uzaklaşan her şey orta vadede tekrar aslına döner ve ana trendine tekrar döner. Peki nasıl bir trend vardı? Orta vadeli nasıl bir trend vardı? İsterseniz bir de ona bakalım. Şu çizgi orta vadeli trendi gösteriyor. Nasıl ki burada şu trende göre uzaklaşmış ve tekrar trende geri gelmişse dolarda da orta ve uzun vadede tekrar bu trende doğru yaklaşma bekleyebiliriz. Ama trendi uzattığımızda yani önümüzdeki uzun vadede bu trendi şöyle bir uzattığımızda dibi aldığımız yani şu dip seviyeden alacak olursak 1.40 seviyelerinden alacak olursak ve sağa doğru bu sistemi uzatacak olursak ortalamasının önümüzdeki dönemlerde en fazla düşebileceği yer olarak 1.87-1.90 seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce Sayın Erdem Başlı Merkez Bankası Başkanı 1.92'ye kadar gerileyebileceğini söylemişti. Şu aşamada dolardaki bu yükseliş aynen şuradaki yükselişe benziyor. Yani ilk bir uzaklaşma, uzaklaşmadan sonra bir geri çekilme ve yeniden bir yukarı hareket şeklinde çıkıyor. Benzer şekilde burada da bir miktar geri hareket ve tekrar 2.10'u zorlayabilir. Ve 2.10 seviyelerin üzerine gördükten sonra yavaş yavaş tekrar geri çekilebilir. Peki ne zaman geri çekilmeye başlayabilir? Onu da özellikle vurgulayalım. Dolarda 18-19 Eylül'de Fed'in toplantısı var. Amerika Merkez Bankası Fed'in. O tarihten sonra geri çekilme söz konusu olabilir. Çünkü birçok belirsizlik ortadan kalkmış olacak. Tabii bu arada Suriye Savaşı da önemli olacak. Evet, grafiği alabiliriz arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de hemen borsa nasıl açılacak ona bakacağım. Borsada biliyorsunuz dış piyasalarda çok olumlu bir hava var. İstanbul Olimpiyatları alamadı diye acaba borsada düşüş olabilir mi diye soranlar vardı. Genel olarak zaten bizim piyasamızda Cuma gününe kadar olan süre içerisinde hani İstanbul bu olimpiyatları alacak diye bir yükseliş olmamıştı. Yani öyle bir fiyatlama yoktu.
Ama Japonya'da vardı. Eğer bugün Tokyo alamamış olsaydı Japonya'da çok sert düşüşler görebilirdik Japon borsalarında. Ve bizim piyasada bu satın alınmadığı için bu beklenti bizim piyasanın olumlu açılmasını bekliyorduk. Sabah yorumlarımda da yazdım. Evet, şu aşamada vadeli işlemler borsası cuma günkü kapanışı 82.500 seviyesi, 82.625'ten kapanmış. 82.625'ten ve şu an itibariyle kapanış 83.575 olmuş. Yani yaklaşık olarak nereden baksanız 900 puanlık bir artış var ve %1'in üzerinde bir artış var. Dolayısıyla biz de büyük bir ihtimalle güne yükselerek başlayacağız. BIST 100 endeksi tahminen burası da BIST 100 endeksi ve BIST 100 endeksinin kapanış seviyesi 67.232 idi. Bu aşamadan sonra nasıl bir hareket görebiliriz? Onu vurgulayalım. İlk bir sert yukarı hareket bu 67.750 olabilir ve arkasından 68.000'i zorlayabilir. Bu iki seviye aralığı önemli. Yani birinci ilk dalga 67.750, yani %1 civarında bir yükseliş şeklinde ortaya çıkacaktır. 67.500'ün üzerinde olacağını düşünüyorum. Yani vadeli işlemler borsasındaki açılış da o yönde. Ve 68.000'in üzerine tekrar zorlayacaktır. Ama endekste şöyle bir durum da var. Yani bir sıkıntı var tabii ki. Ve bu düşüş, yani 60 dakikalık grafiklerde görülen şu 75.000'den başlayan düşüş nereye kadar olacak? Ve nereye kadar oldu ve daha sonra ne kadar bir düzeltme yaptı? Bunu özellikle şöyle gösterebiliriz. Şurada bir V çıkışımız vardı. Tehlikeli olan şey endeks açısından şu. Şu V'ye tekrar gelmek tehlikeli. Bu o zaman orta vadeli çok sert düşüşlerin de gelebileceğine sinyali olur. O yüzden endeksin 66.000 seviyesini aşağı kırması çok riskli olacaktır. Yani endeksin şu seviyeleri aşağı kırması riskli olacaktır. Tekrar bu V tipi yükselişlerde, yani düşüş ve tekrar V tipi yükseliş, ki bu V tipi yükselişlerde çok temkinli olmak gerekiyor. Özellikle hemen şu çizginin üzerine attı. Yani bu altın oranlar bunlar. Fibonacci'nin altın oranlarına göre geri çekilme çizgileri. 68.700'e kadar yükseldi. Tam şu bölgede bakın, daha önce beklediği bölge. Orada dirençle karşılaştı, tekrar aşağı geldi ve cuma günü bir yukarı hareket. Cuma günkü yukarı hareketin sebebi, ki bu 60 dakikalık grafiklerde, Amerika'dan tarım dışı istihdam verileri açıklanmıştı. Bu tarım dışı istihdam verileri beklenenin altında gelince bizim için olumlu haberdi. İşte FED para tahvil alımını azaltma işini belki Ekim-Kasım'a bırakır diye. Ve burada güçlü bir işlem miktarı vardı. Yani 130 milyon lotluk bir işlem miktarı vardı. Ve bu işlemden sonra ardından Amerikan borsaları açıldı ve şu sert düşüş, şu mumdaki sert düşüş Amerikan borsalarından kaynaklandı. Dolayısıyla bugün açılışta yeniden yukarı hareket yapıp 68.600-700'ü yukarı geçmeye çalışacaktır. Benim özellikle vurgulamak istediğim şey, eğer buradan bir hareket olursa 70.000 seviyesi, yani şu 70.000 seviyesinin üzerine gidecek olursa, bu seviyeler kar realizasyonu yapmak için uygun seviyeler olacaktır. Borsanın şu anki dinamiklerine baktığımızda, yani 70.000'in üzerinde yeni alım yapmak riskli. Özellikle şu seviye, yani bu seviye daha önce destek olan bir seviye, ki bu 72.000 civarı burası ve arkasından 70.500 kırılmıştı. Ve daha önce şu seviye, bakın burada destekler görülüyor. Uzun vadeli destek tam 70.500'e tekabül ediyor. Bunun tekrar yukarı kırılması genellikle zor. Borsada bekleyebileceğimiz şey 70.000'in altında veya 70.500'ün altında ama 66.000'in de üzerinde şu dalgalanmanın, yani şuradaki benzer dalgalanmanın devam etmesini bekleyebiliriz. Bugün yukarı yönlü sert yukarı açılıştan sonra tekrar bir geri çekilme ve buralarda bir miktar yavaş yavaş yukarı gitme çabası görmemiz daha anlamlı olur. Ama eğer şuradan itibaren çok sert bir yukarı hareketle başlayıp 70.000'e çabucak gelinirse, o zaman o riskli olacaktır. Sağlıklı yükseliş şu trendte, ki onu da gösterelim. Şöyle bir trend çizilecek olursa, şöyle bir trendte yükselmesidir borsanın.
Evet, borsayı da bu şekilde inceledikten sonra şimdi sizin maillerinize bir bakacağım ve başka bu sorularınız var mı? Hemen Erdal Bilmez diyor ki hocam bugün alım yapılır mı, geri çekilmesini bekleyelim mi? Şu an piyasa açıldığı zaman zaten yukarıdan açılacak. Önemli olan hani düşmeyeceği konusunda şey yapmaktır. Ve hemen şu söyleyeyim, borsada yukarı yönlü hareketler olduğunda o harekete bütün kağıtlar, yani 400 tane hisse var, hepsi katılmış olmuyor. Bu nedenle katılmamış olanlar da var ama henüz katılmamış ama özellikle dün webinarda verdiğimiz o listeye bakın, Excel listesine, yani orada bütün şirketlerin oranlarını verdik. Orada oranları çok sağlam, öz varlık karlılıkları yüksek, istikrarlı kar eden, satışları hızlı büyüyen şirketlerden seçtiğinizde bugünkü yükselişe katılmasa bile izleyen günlerde katılabilir. Evet. Bu arada evet, hemen sayın konuğumuza da sorular gelmeye başlamış, Sayın Serdar İnan'a. Biraz sonra onunla birlikte olacağız. Hemen tekrar maillere dönüyorum. Yaşar hocam, bizde yabancı oranı azalıyor mu? Piyasa hareketi nasıl olur? Hayır, azalmıyor. O dün satışlarda da bizde yabancı oranın yavaş yavaş artıyordu. Ha, bu arada bir izleyicimiz bana mail göndermişti. Hani baktığınız veriler 2 gün gecikmeli diye. Hayır, 2 gün gecikmeli değil. En son cuma günkü kapanışa göre takası gösteriyor buradaki veriler. Sebebi de şu, bir ekstra ücret ödeyerek 2 gün takas artı ondan sonraki işlemleri Matrix kendisi ekleyip çıkartarak yaklaşık bir oran veriyor. Kesin oranlar tabii 2 gün sonra geliyor ama alış satışlara bakıldığında bu şekilde değerlendirme yapabiliriz. Şimdi yabancı takas oranını bir verelim. Borsanın sert düşüşleri sırasında yabancı takas oranında artış vardı. Cuma günü çok hafif bir aşağı yönlü hareket yapmıştı yabancı takas oranı. Ama önemli olan şu seviyeden, yani %66.39 seviyesinden %62.18'e kadar düşmüştü. Şu anki seviyede bakalım 62.38. Henüz yabancıdan çok net bir giriş yok borsaya. Zaten borsada yatay ve hatta orta vadede aşağı eğimli bir piyasa beklememizin sebebi genel olarak yabancıların giriş yapabilmek için öncelikle Fed'in kararını görmek istiyorlar. Artı yabancılar yine giriş yapabilmek için yeni bir hikayeye ihtiyaç var. Ve bu hikaye belki olimpiyat olabilirdi ama olmadı. Ama en azından şu aşamada yabancıların beklemede olduğunu söyleyebiliriz bu oranlara bakarak. Evet, tekrar hemen ben sorularınıza bakacağım. Ki evet, alabiliriz grafiği ekrandan. Ümit Hamurcu. Şirketler açısından kredi faizlerini sabitleyip taksitli krediye dönmek gerekir mi diyor. Bu durumda şirketlerde BCH kredileri sabitleyip taksitli hale getirelim mi? Ama bu durumda faizler düşerse yeniden yapılanma yaptırılmıyor. Kapatmaya kalkınca ceza alıyorlar. Çok güzel bir soru sormuşsunuz. Özellikle sevgili seyirciler, birçok KOBİ, reel sektördeki firmalarımız bankalardan kredi alıyorlar. Ve bunu şu an oranları sabitlemek demek, yani %10 diyelim ki 12 ile veya kaçla kullanıyorsanız biz bunu sabitleyelim diyor bankalar. Ve ondan sonra da siz o sabitlenmiş yüksek faizden normal borcunuzu ödüyorsunuz. Ama bir de biliyorsunuz BCH kredilerinde paranızı oldukça ödüyorsunuz, zaman zaman kredi kullanıyorsunuz, o aradaki kullandığınız günlere faiz işletiliyor. Benim genel olarak tavsiyem, şu an faizler çok yüksek, yani 9.90, 9.50, 9.60 civarında ve özellikle de 18 Eylül'den sonra ben piyasalarda genel bir rahatlama bekliyorum. Yani konjonktürel olarak da bekliyorum. Tabii Suriye olayını katmıyoruz. Suriye olayı, faizler en kötüyü gördü diye düşünüyorum. Özellikle de tahvil bono piyasasında bir miktar geri çekilmeler olabilir. Faizlerde çok büyük hareket beklemeyin. Yani önümüzdeki 3-4 ayda Sayın Erdem Başçı zaten politika faizini arttırmayacağını söyledi. Koridorun üstünü de arttırmayacağını söyledi. Dolayısıyla orada faiz artışı olmayacak. Bankalar böyle olduğu için mesela 4 ay süreyle
faizlerde çok büyük değişiklik beklemiyorum. Yani piyasa faizi geri çekilebilir ama bankaların fonlama maliyeti çok fazla değişmeyecek. Bu nedenle de hani tahvil faizi geri çekilse de çok ciddi bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Ama ondan sonraki süreçte faizler daha düşer mi diyorsanız, yani uzun vade diyelim ki bir yıl iki yılda çok fazla düşmesini de beklemiyorum. Yani Amerika'da paranın geri çekilmeye başlanması, işte Suriye ile ilgili gelişmelerin ne olacağını bilmiyoruz. Tamam, operasyon yapılacak vesaire ama başladıktan sonra ne olacak? Yani ondan sonra piyasaları çok strese sokacak gelişmeler olabilir. Şu aşamada benim genel olarak tavsiyem sizlere, bunu vade çok önemli. Yani bir 6 aylık vade için rahatlıkla sabitleyebilirsiniz. Ama ne bileyim bir yıl, 1,5 yıllık bir süre için baktığımızda birçok faktör biliyorsunuz dengeliyor. Ama orta ve uzun vadede faizlerin yükselmesini beklediğimiz için çok iyi oran yakalamışsanız sabitlenebilir. Ama kısa vadede Eylül'den sonra düşecek faizler, bir miktar belki bir puan civarında düşmesini bekliyoruz. Evet, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdar İnan bizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle, çok kısa bir ara. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Evet, sizlerle yeniden birlikteyiz sevgili seyirciler. Az önce söylediğim üzere şimdi reel sektör, inşaat, ev alınmalı mı, alınmamalı mı, faizler artıyor, sektör nasıl etkileniyor ve inanılmaz projeler. İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdar İnan bizimle birlikte. Hoş geldin Serdar Bey. Hoş bulduk Yaşar Bey, merhaba. Merhaba. Evet, ben fazla deminden beri ben kendim konuşuyorum zaten. Yayının sonuna doğru o istediğiniz küçük altın analizine de bakacağım ama önce Serdar Bey'e şeyi sorayım. Sektör nasıl gidiyor Serdar Bey? Yani emlak sektörü nasıl gidiyor şu an? İş piyasada biraz daralma, yabancılarda ciddi artış var. Yabancıların peşini kovalamamız gerekiyor. İstanbul'a ve Türkiye'ye ciddi anlamda yabancı sermaye sokmamız gerekiyor. Yani işte bu faizlerin yükselmesi, yurt dışındaki kredibilitenin azalması, yurt dışındaki parayı biliyorsunuz Amerika çekiyor. Mutlaka Türkiye'nin yurt dışından yeni kaynaklara ihtiyacı var. Bu yeni kaynaklar da gayrimenkul sektörüdür. Türkiye'nin petrolüdür, her zaman derim. Gayrimenkul Türkiye'nin petrolüdür. Bu yabancı kaynakları Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve çevresi. Kuzey Afrika. Şu an artık yabancıların şey almasının önünde bir şey engel kalmadı. Hemen hemen yok ama gene sıkıntılar var. Hani 2 ay 3 ay sürüyor tapuların devri. Bir takım güven sorunları olabiliyor. İşte gene eskiden de olduğu gibi hani bu Orta Doğulları karşı hani Türkiye'deki bazı yeni piyasaya çıkmış çantacılar diyorum o. Çantacıların biraz yanlış davranışları oluyor. Beylikdüzü'nde şehrin göbeğinde diye daire satanlar oluyor. Yani doğruyu anlatmak lazım. İyi firmaları ön plana çıkarmak lazım. Yabancıları da çeşitli seminerlerde ben bilgilendiriyorum. Peki yabancıdan hala ciddi talep var dediniz şu anda, evet. İstanbul'a. Karşılaştırdığınızda bu ivme nasıl gidiyor? Yani bir geometrik artış mı var? Çünkü ben hangi bu sektördeki bir reel sektör temsilcisiyle konuşsam aynı şeyi söylüyor. Yabancı sürekli gözler yabancılarda ve yabancıların da geldiği belirtiliyor. Tabii. Yani ben 10 sene... Daha çok ne taraftan geliyorlar? Orta Doğu, Orta Asya. Şimdi Afganistan, Pakistan bile aramaya başladı. Mısır çok var. Hani Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Dubai, İran, sizin Kafkasya. Sizin projelerde, şu ana kadar yapmış olduğunuz projelerde toplam satış içerisindeki yabancı... %25. Bu oldukça yüksek. Tabii, yani ben %5, %10 falan diyeceksiniz. Bizim yurt dışında 7 tane şubemiz var, bayiliklerimiz var. Yurt dışı satışlarına önem veriyoruz. Yakında da zaten İstanbul'da ben tahmin ediyorum 1-1,5 milyon gibi de yabancının yaşadığını göreceğiz. Yani bundan 10-15 sene sonra ya bir... Buradan bir perspektif yaptığımız zaman zaten olması gerekiyor. Yani Türkiye'nin de kalkınması için, ön plana çıkması için bu yabancı kaynakların ele alması şart. Peki o zaman yabancılara dediniz çeşitli ufak tefek sorunlar var, çantacılar vesaire. Siz de kendi üzerinize düşeni yapıyorsunuzdur. Daha çok hangi tip şeylere ilgi gösteriyor yabancılar? Büyük aslında yatırımcı değil de perakendeci daha çok var. Bu daha önemli. Yani sıcak paracı yok. Yani ne yapıyor? Türkiye'de benim bir evim olsun. Türkiye'ye güveniyor. İstanbul'a güveniyor. Hükümete güveniyor. Böyle bir durum var, böyle bir ortam var. Evet. Türkiye'de benim bir evim olsun. Paramın bir miktarı orada olsun. Hani çocuğum okursa Türkiye'de okusun. Hastalanırsam Türkiye'deki hastanelere giderim. Hatta buraya gidiyor geliyor, burada yatırım yapmak istiyor. Burada bazı işte dükkan alayım, kiraya vereyim, bunlar da oluyor ama. Yani böyle büyük yatırımcılar gelip de hani AVM'leri alalım.
Hani paramızı yatıralım, sonradan canımızı istedi, paramızı çekelim tarzında değil. Bu perakendecileri ben çok önemsiyorum. Çünkü bu perakende yüzünden her sene bu insanlar Türkiye'ye gelmek zorunda. Çünkü evi var burada. Yani benim öyle misafir, o da bir nevi, öyle müşterilerim var ki iki ayda bir Türkiye'ye zaten geliyor. Hı hı. Türkiye'den gayrimenkul almış. Hatta bir iki tane alıyor. İşte kardeşini alıyor, yeğenini alıyor. Yani bu her gelişinde Türkiye'ye para bırakıyor. Türkiye'nin turizmine, sabit bir turizm. Yani aslında otele yatırım yapmadan. Hani şimdi normalde bu paraları çekmeniz için ne yapacaksınız? Turizme para yatıracaksınız, oteller yapacaksınız. Bunları hiç yatırım yapmadan hem bu gayrimenkule para yatırıyor, hem çöp vergisini ödüyor, emlak vergisini ödüyor. Gidiyor geliyor Türk Hava Yolları'nı kullanıyor. Türkiye'deki taksileri kullanıyor. Akşamleyin yemek yiyor. Yani evet. Devamlı bir herkese, bütün esnafa ciddi katkı yaratıyor. Ciddi katkısı var. %25 çok yüksek bir oran. Peki şey söyleyeceğim. Sizin projeleriniz, çok ilginç bir projeniz var bu Sultana'da. Ben inanamadım. Sultana'da. Evet. Hani o Dubai'nin sanki o şeyi gibi gördüm. Hani Dubai'de var ya o bir palmiye. Ben şimdi İstanbul deyince ben İstanbul'a aşığım yani. Dubai'yi deyince yok, tabii yok. İstanbul'a hayır, benzemiyor ki Dubai. Şey, denizin evet. üzerinde. Evet. Ben şeyi merak ediyorum. Şu göstereyim. Bakabilir miyiz onlara? Tabii. Yani denizin üzerinde siz bir proje şey yapıyorsunuz. Evet. Arkadaşlarımız eğer onu verebilirse. Bu İstanbul'un en pahalı arsası. İstanbul'un Sultana'da en pahalı arsası. Sultana'da dediğiniz bu ada. Yenikapı Haydarpaşa açıklarında. Hem aynı anda Sultanahmet'i, Ayasofya'yı, iki tane köprüyü, Galata Kulesi'ni, Moda'yı, Kız Kulesi'ni ve işte Prens Adaları dediğimiz Türkiye İstanbul'un adalarını aynı yerden seyredebileceğiniz bir yer. Yani İstanbul'un en pahalı arazisi denizin ortasında. Denizin ortasında. Orada gerçekten ada var mı? Burada bir düzlem var. Yani burada geliyor. Daha sonra Marmara'da kırılma oluyor. Zaten bir 5-6 kilometre, 8 kilometre arasında da aşağıda fay kırığı var biliyorsunuz. Bu fayın 8 kilometre kadar kuzeyinde. Ne kadar rahat anlatıyorsunuz. Yani orada bir fay kırığı var falan. Şimdi bunlar teknik konulardır. Yani teknik olarak yaptığınız zaman hiçbir sorun olmaz. Hep bana soruyorlar. Diyorlar ki yani bu sorun olmayacak mı? Doğru yaparsanız projeleri hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin İstanbul'un ürettiği deprem belli. Orada pist de var. Bir uçak pisti. Tabii uçak pisti. İstanbul'un merkezine bir havaalanı yapıyorsunuz. Yani dünyanın milyarderleri buraya gelip kendi özel uçaklarıyla gelip inebilirler. Bir kruz limanı var. 300 bin nüfus yerleşebiliyor buraya. Hiçbir şekilde fosil yakıtlar tüketilmiyor. Tamamen ekolojik bir ada. İstanbul manzarasına hakim. Metrekaresi de 100-120 bin dolardan dairelerin satılabileceği bir adadır bu. Yani Londra'ya, Paris'e, Monte Carlo'ya ne varsa işte. Yani Dubai ile ben buraya kesinlikle İstanbul'a hayır, uçmam. Hayır ben sadece denizin üzerinde bir tek orayı gördüm de. Denizin doldurularak yapılan bir yer. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu şimdi bu proje nedir yani kafanızda bir proje mi yoksa benim 21 tane altın çağ projem vardır. İstanbul'la ilgili geliştirdiğim 21 tane altın çağ projem var. Bunların işte Haliç'in kuzeye, Karadeniz'e bağlanması. Ha bu da başka bir adam. Duraklarda durmayan aynı adanın başka bir perspektifi bu. Aynı o gösterdiğiniz gibi. Evet. Havva'da projemiz vardır. Duraklarda durmayan Marmara etrafında dönen ve bütün Marmara'yı bir İstanbul kenti haline getiren, metropol haline getiren duraklarda durmayan İHA'ta Marmara Ring projem vardır. Bunların hepsini webten görebilirler. Havva'da vardır, Taci İstanbul vardır. Daha da açıklıyorum, devam ediyorum. Yani İstanbul'un bu gibi marka projelere ihtiyacı var. İstanbul bu kafayla maalesef işte yabancıların ilgi göstereceği, metrekaresi 100 bin dolara satılan dairelerin olduğu bir şehir haline gelemeyecek. Mutlaka ve mutlaka İstanbul'a sinyasal projeler gerekiyor. Peki dünyada başka nerede böyle metrekaresi 100 bin, 120 bin dolara 180 satın. Bin dolar şeyin rekoru, Londra'nın rekoru 180 bin dolardır. Ben gene mütevazi kaldık. Yemin ediyorum sana Londra'da eğer bir tane ev versinler gidip oturulmaz. Yani oturmaz dedim. Yani Londra güzel bir yer ama gidip gezmek vallahi için güzel. Vallahi Katar şeyhi gitti aldı bir tane 53 milyon pound'a. Biliyorum evet. Hyde Park'a bakıyor. Hyde Arka Park'a tarafta bakıyor. İşte Harrods'a bakıyor. Buckingham Sarayı'nın ne bir şeyi var, ne bir manzarası var. Yanında bir tek bir yani park İstanbul'un var. Yani İstanbul'un yanında köy efendim. Değil mi Yaşar Bey? Yani İstanbul'un yanında bir köy ya Londra. Tam anlamıyla öyle yani. Öyle. Yani benim gönlümdeki İstanbul çok rahat. Yani Londra'nın, Paris'in kat kat üstüne peki, çıkabilecek bu, bir şey. Peki bu tür projelerin, yani ben şeyi merak ettim şimdi. Hadi arazin vardır, tapusunu alırsın da. Yani bunun tapusu var mı? Devletin elinde, devletin izni. Bu bir konsept projedir, bir öneri projedir. Devlet yapabilir bunu. Hani, ya da der ki hani Serdar git yap der, biz yaparız. Bunun paraya ihtiyacı yoktur. Devlet zaten yapmaz. Devlet onu... Paraya ihtiyacı yoktur bu projenin. Yani bunun herhangi bir finansman
sorunu yoktur. Bu projeye izin verildiği zaman hemen ertesi gün bunun kaynaklarını çok rahat biz bulabiliriz. Peki şeye etkisi açısından biliyorsun şu an çevre hassasiyeti çok arttı. İşte ağaç kesme yok, daha bundan güzel bir şey olabilir mi? ağaç yok. Peki oradaki ne bileyim şey ne olacak? Şimdi benim aklıma geliveren. Ekolojisi, deniz tabanı bunların hepsi inceleme konularıdır. Ama şunu bilmek lazım, yani inşaat işi mutlaka ki ekolojiye zarar verir. Yani insanoğlu biz bir evlat sahibi oluyoruz. Evlatlığımız ilk önce doğuyor, ne yapıyor? Dünyaya bir pisleyerek başlıyor. Yani böyle başlayacağız. İnsanoğlu hep eksi bakiyeyle başlar. Ondan sonraki yaptıklarımızdan bunu artıya çevirmeye çalışırız. Yoksa inşaat sanayini ortadan kaldıralım. Veyahut işte müteahhitleri tuğ kaka diyelim. Yani bu yok, neticede hayır, dünya medeniyetini şey de ortaya çıkartanlar müteahhitler değil mi? Yok tabii. Yani ben şöyle söyleyeyim. Yani normalde hani bu tür bir proje gerçekten inanılır gibi bir proje değil. Benim de çok fazla ilgimi çekti. Ve böyle bir durumda sonuçta devlet buna karar verecek dediğiniz gibi. Tabii. Yani normal siyasi bir karar, böyle bir imar almasına engel, yani oraya denizin ortasında. Tabii, siyasi bir karardır. Biz ticaret adamları olarak biz bunu organize ederiz. Peki buranın buluruz. Hani ben demin çevre şey dedim ya, işte bunun kanalizasyonu vesaire falan. Hepsinin tekniği mevcut. Hepsinin tekniği mevcut. Artık dünya o hale geldi ki dünyada bütün olumsuzlukları olumluya çevirme imkanı var. Yani kanal olarak, enerjisi olarak, işte depremle ilişkisi, suyla ilişkisi, deniz tabanıyla ilişkisi. Bunların hepsinin irdelenmesi gerekiyor. Zararlarının minimize edilmesi gerekiyor. Karlarının maksimize edilmesi gerekiyor. Bu projenin maliyeti 100 milyar dolar. 100 milyar dolar. Satışı 300 milyar dolar. 200 milyar dolar burada karlılık var. 300 milyar dolar gibi de Türkiye ekonomisine katkı bulunacak bir projeden bahsediyoruz. Yani bu şimdi bu boyutta bakmak lazım. Siz o zaman cari açık problemini çözdünüz. Tabii canım. Tabii. Yani gerçekten 300 milyar dolar bir ciro mu? 300 milyar dolar ciros yapacak bir projedir. Kruz limanı, havalimanı, 300 bin nüfusun yaşayacağı. Hayır, çünkü ben düşünüyorum milli geliri kaça katlarız yani. Normalde sadece Türkiye'nin, bir tane Türkiye'nin proje. Aslında bu gayrimenkul her zaman dediğim gibi Türkiye'nin gayrimenkulü petrolüdür. Bu gözden bakmak lazım. Türkiye'de ciddi anlamda mühendislik eserlerimiz yok. Türkiye'de markalarımız peki, yok. Siz bunu şey yaptınız mı? Yani Sayın Başbakan'a sundunuz mu? Tabii veya... Başbakanımıza da sunduk. Tabii yolladım, Başbakanımıza da sunduk. Şimdi tanıtımını yapıyoruz. Kamuoyunda hani bununla ilgili eleştiriler alıp tabii ki bunun revizyona gelişmeye ihtiyacı var. Tabii ki bunun hocalarımızla, akademisyenlerle oturup tartışmaya ihtiyacı var ama bir siyasi önce bir aurasını oluşturmak gerekiyor bu projenin. O auranın üstüne de masanın etrafına bütün arkadaşlarla beraber oturup bir tane karar vermek gerekiyor. İnşaat şirketinin yapacağı bir iş olabilir mi bu? Yani ya da konsorsiyum mu olur? Nasıl olur? Konsorsiyum yani 100 milyar olur. Dolar varsayalım ki ben şeyi soracağım. Demin para getirmemiz lazım dediniz ya. Evet. Finansman sorunu yok dediniz ya. Evet. Aynı şekilde yeni havaalanında yaklaşık 90 milyar TL'ye mal olacak tümünün bitmesi durumunda ve zamana yayılacak. Varsa bugün denildi ki tamam inanlar inşaat buyur yap dediler. Evet. Böyle bir durumda 100 milyar dolar maliyeti olacak. Tabii, süre ne kadar? Bu 7 sene gibi bir bitişi var. Yani sıfırdan başlangıcı, planlanması, inşaatı, bitişi, bitişten sonraki teslimleri yaklaşık 7 sene. Bu tabii konsept aşamasında. Bunun bu kalınlıkta bir kitabı da var. Hı-hı. Ama hani bunu oturduğumuz zaman planlama aşamasında, o ilk 2 sene planlama aşamasında bu belki de çok büyük revizyonlara da uğrayacaktır. Mutlaka ki yerinin belki değişmesi söz konusu olur, binaların yapısının değişmesi söz konusu olur. Konsept anlamında, fikir anlamında bir proje olduğu için bunun önünün işte dediğim gibi aurasını oluşturuyoruz biz önce. Projenin bir aurasını oluşturmak lazım. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Finansman şey mi olacak? Yani direkt daha işe başlıyorum dediğiniz andaki satışlar mı olacak? Tabii ki. Ön avanslar. Yatırımcıları. Yani mesela şu Arapların ciddi Arap fonları var. Bize gelip görüşüyorlar. 10 milyar dolar, 5 milyar dolar, 20 milyar dolar paraları olan. Orta Doğu, Orta Asya fonları var. Batı'dan fonlar var. Şimdi 50 milyar dolar parası olan bir fon olarak düşünün. İstanbul'a geldi bir yere yatırım yapmak istiyor. Neresi var sunacağımız? Yani talep var da arzımız yok bizim. Yani önce bir kere arzı oluşturmamız gerekiyor ki talep mevcut var. O talebe karşı yani 50 milyar dolar parası olan bir fona sunabileceğimiz projelerin mutlaka üretilmesi gerekiyor. Bir, 10 sene sonraki, 20 sene sonraki, 30 sene sonraki İstanbul'un vizyonunu da bugünden ortaya koymamız gerekecek. Yani yatırımcı geldiği zaman İstanbul'a, İstanbul 10 sene sonra ne hale gelecek, 20 sene sonra ne olacak onu bilmesi gerekiyor. İstanbul'un işte o kötü dokusu, güneydeki o kötü dokusunu biraz gevşetmek gerekiyor. Yalnız bakın izleyicilerden birisi diyor ki Levent Gökten, Sultan Ada Boğaz'ın ortasına kondurulduğunda bu halk buna tepki verir diyor. İlla ki verir. Veren de olur, çok beğenen de oluyor. Ben çok pozitif tepkiler de alıyorum. Negatif tepkiler de olur insanın vallahi, doğasında. Yani ben aslında ilk gördüğümde yani projeye hani şöyle siz
yayına almadan önce ilgimi çekti bu proje. Hakikaten ilk baktığımda inanılmaz bir devasa bir şey. Yani bunun nasıl yapılacağını hayal etmek bile şey. Bunu nasıl yapılabileceğini hayal edemiyorum daha doğrusu. Onu hayal edemiyorum. Biz inşaatçıyız, hayal ediyoruz. Evet. Fakat gerçekten de şöyle söyleyeyim. Bu son zamanlarda biliyorsunuz bu hassasiyetlerin artması nedeniyle hakikaten siyasi bir karar dediniz ya. O kararı almak gerçekten kolay. Şöyle söyleyeyim, ben basit bir şey anlatayım. Manhattan'ı Hollandalılardan biliyorsunuz alıyorlar, satın alıyorlar. Manhattan alındığı zaman Manhattan'ın son halinin fotoğrafını insanlara gösterselerdi korkarlardı, almazlardı. Korkarlardı, ya biz ne yapıyoruz? Batıyor muyuz derlerdi. Yani şimdi insanların önünü açan vizyoner kişiler vardır. Evet. Bunu destekleyen insanlar vardır. Bir de pesimistler, kötümserler veyahut işte muhafazakarlar vardır diyelim. Fikri muhafazakarlar. İlla ki doğru işlemler de vardır, yanlışı da vardır. Şöyle anlatayım. Kıyı kanunu çıkartıyoruz. Kıyıdan işte 100 metre geriye kadar bina yapılmaz diyoruz. Peki Venedik'i biz nasıl yapacağız? Bakın dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden biri Venedik. Tam suyun dibinde yapılmış. Tam dibinde. Bakın anlatıyorum. Burayı basacak ama bakın, Allah sizi. Tam suyun dibinde. Ha, nasıl yaptığımız önemli. Bakın. Bir arkadaş gidiyor, müteahhit arkadaş gidiyor Bodrum'un tam denizin dibinde kötü bir bina yapıyor. Diyorlar ki çevreciler haklılar, sonuna kadar haklılar. Diyorlar ki ya böyle bina mı olur, böyle rezalet mi olur? Haklısın ama nasıl yapıldığıyla alakalı. Bakın öbürü de gidiyor Venedik'te bir suyun dibine bir şehir yapıyor ve işte bütün dünya turistleri oraya geliyor. Evet. Valla Serdar Bey, ben şöyle söyleyeyim, gerçekten inanılmaz bir şey düşünmüşsünüz. Yani teşekkür bu, ben zaten şu an görsem bile hayal edemiyorum nasıl yapılabileceğini falan. Hakikaten bütün her görüşe benim saygım var ve herkes fikrini söylemeli, tartışılmalı ve Türkiye'nin hayrına olacak her şeye tabii kapımız, ki, gönlümüz açık. Çok teşekkür ederim, ederim. Programımıza ben katıldığınız ederim. İçin. Sevgili seyirciler, evet, paranın rotasının sonuna geldik. Altın soruyordunuz ama altına vakit kalmadı. Şöyle söyleyeyim, bir miktar altın gerilecek ama şu an çok da fazla oynamayacak. Bir süre bu seviyelerde kalacak. Daha sonra tekrar ben yukarı hareketle bekliyorum. Satmayı düşünenler biraz daha bekleyebilir. Evet, yarın sabah tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.